bir adam geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya Resulallah, Allah Celle Celal en sevdiği 3 amel nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, bir, iman etmek. Yani Allah Celle Celal iman etmek. Öyle kuru kuru iman değil. İyi, o zaman biz bir kelime-i şehadet getiren iman ettik. Tamam, hayır kardeşim. Allah Celle Celal iman etmek odur ki, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyeceksin ve bunun üzerine bir hayat yaşayacaksın. 5 farz. İslam'ın 5 şartı, 5 farzı yapacaksın. Ana, temel. Sonra geri kalan farzları yapacaksın. Sünnetleri yapacaksın. İman esaslarına uyacaksın. Sen 6 tane iman şartının bir tanesini inkar edersen kafir oluyorsun. Kaderi inkar edersen kafir olur. Ahireti inkar edersen kafir olur. İstersen 40 vakit namaz kılsın. İman budur. İman öyle. Allah'a iman etmek. Burada anlatılan işte Allah Celle Celal en sevdiği 3 amel ne? 3 şey ne? Allah'a iman etmek. İyi, tamam, bir tanesi bende var. Yok kardeşim. Allah'a iman etmek odur ki Allah Celle Celal dediklerini yapacaksın. Harfiyen yapamasan bile en azından kendini böyle o yolda olduğunu Allah Celle Celal göstereceksin. Fedakarlık yapacaksın. Bu din için fedakarlık yapacaksın. Öyle bir şey yok. İman ettim demekle kurtulmak yok. Allah Celle Celal diyor ki, siz yaratıldığınızda bu dünyaya baş boş geldiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz imtihan olunmayacağınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Sen ne diyorsun? İman ettik, kurtulduk. İkincisi nedir? Allah Celle Celal'in en sevdiği 3 amel. Birisi Allah Celle Celal'e iman etmek. İkincisi akrabalarla bağı koparmamak. Akraba ziyareti yapmak. Akraba ziyareti yapmak ömre bereket verir. Rızkı çoğaltır. Ama bu aralar değil. Nasıl bu aralar değil? Bu aralar akraba ziyareti yapmayacaksın. Bu aralar yine çoğaltır. Nasıl yapacaksın kardeşim? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amcacım nasılsın? Dayıcım nasılsın? Teyzecim nasılsın? Halacım nasılsın? Ya malum biliyorsun işte virüsler var. Sokağa çıkamıyoruz, gelemiyoruz. Hani kusura bakma. İnşallah hani biz de böyle telefondan sıla-i rahim yapalım. Telefondan sıla-i rahim yapacaksın. Anladın mı? Sıla-i rahim. Akraba ziyareti. Ya gidemiyorsun kardeşim. Vaka var, virüs var, sokağa çıkma yasağı var. Ne yapacağız? Yapacağın şey şu. Telefon açacaksın. Akrabalarla bağını koparmayan adama Allah Celle Celal seviyor. Niye kardeşim? Akraba önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarına gerçekten çok ama çok önem gösteriyordu. Hediyeler yolluyordu. Uzaktaki akrabalarına hediyeler yolluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam diyor ki, ben amcamla konuşmuyorum. Dayımla konuşmuyorum. Yengemle bizim hanımın arası kötü. Onun arası kötü. Allah selamet versin yani. Dallas. Olmaz. Bu iş olmaz kardeşim. Akrabanla aranı düzelteceksin. Sıla-i rahim yapacaksın ki Allah Celle Celal seni sevsin. Peki üçüncüsü nedir? Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, emri bil maruf nehyanil münker. Ya Allah Celle Celal sevdiği 3 amelden biri de insanları iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. İsa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Allah Celle Celal dedi ki, her kelimene bir senelik ibadet sevabı, bak ben bir saattir konuşuyorum burada. Sayabildin mi? Sayamazsın. İnsanları Allah Celle Celal'e çağırıyoruz. Hak olana çağırıyoruz. İslam'a çağırıyoruz. Namaza çağırıyoruz. Ehl-i Sünnet'e çağırıyoruz. Cemaate çağırıyoruz. Her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Ya kardeşim, ama hakkıyla, öyle yalandan, tırışkadan nameler olmaz. Samimiysen, gerçekten derdin bir kişiyi o bataklıktan çıkarmaksa, bir kişiyi namaza başlatmaksa, işte o konuşun her kelime sana bir senelik ibadet olarak yazacak. Ne güzel bir şey ya. Gerçekten Allah Celle Celal'i anlatmak, Allah Celle Celal'i konuşmak çok büyük bir şey. O adam devam etti. Dedi ki, Allah Celle Celal'i en sevmediği 3 amel nedir? En sevdiğini saydık. Allah'a iman etmek, akrabayla bağ koparmamak ve emri bil maruf yapmak. Peki Allah Celle Celal'in en sevmediği 3 amel nedir? Allah'a iman etmemek. Bir. İkincisi akrabayla bağ koparmak. Üçüncüsü emri bil maruf yapmamak. Zaten adamdan iman çıkınca Allah selamet versin gerisine gerek kalmıyor. Kendini imanda zannedenler var ama. Kendini hidayette zannedenler var ama onlar da var kardeşim. Bir de buradan düşünmek lazım. Adam kendini hidayette zannediyor. Adam kendini imanda zannediyor ama iman dairesinden çıkmış. Sen istediğin kadar sıla-i rahim yap. Sen istediğin kadar emri bil maruf yap. Senin sözlerinde tesir olmaz. Çünkü sen iman dairesinden çıkmışsın ama farkında değilsin. Konuşacaksan hakkıyla konuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ve bunun üzerine konuş. Biz hadi tamam elhamdülillah imandan kurtarıyoruz diyelim. Biz peki geri kalan Allah Celle Celal'in kızdığı amellerle neden amel ediyoruz? Biz neden akraba ziyareti yapmıyoruz? Biz neden akrabalarımızı aramıyoruz, sormuyoruz? Biz neden amcamıza, dayımıza, halamıza, teyzemize küsüz? Sudan sebeplerle. Ya bugün haberlere çıkıyor kardeşim. Adam benim tarla diyor. Bir karış ya bak. Bir karış diyor. Geçti adam öldürüyor. Adam da geçmemiş. Diyor ki
komşunun diyor ineği bizim tarlaya girdi. İnek tarlaya girdi. Adamlar birbirine giriyor. Cinayet çıkıyor. Ya arkadaş ne oldu inek tarlana girdiyse ya? Ne oldu? Ne yani? Öldün mü? İşte bak sıkıntı burada. Gerçekten sıkıntı burada. Yani işin kökenlediği zaman aslında herkes problemi kendinde arayacak. Bunlar önemli meseleler kardeşim. Allah için konuşuyoruz ya. Konuşacaksın. Hakkı konuşacaksın. Hak ile amel edeceksin ya. Allah Celle Celle kızacak işler yapmayacaksın. Sen hakkı anlatacaksın. Doğruyu anlatacaksın. Senin konuştuğun haktır. Doğrudur. Emir bin Arif yapan adama söylüyorum. Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor Hazreti Ömer. Olsun. Varsın dostunuz olmasın. Ama siz hakkı konuşun. Doğruyu konuşun. Gerçeği konuşun. Aman o ne der? Aman bu ne der? Patron kızar mı? Hanım kızar mı? Canım kızar mı? Ya bırak patron kızsın. Bırak hanımın kızsın ya. Allah sevsin be. Allah kızmasın sana. Allah Celle Celle kızarsa onun gazap ettiği gibi kimse gazap edemez. Allah Celle Celle'nin gazap ettiği gibi kimse kimseye gazap edemez. Ya ne dedik? Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanların çektiği bütün acıları, bütün kederleri, bütün yanmalar, yakınmalar, eziyetleri toplasan bir cehennemin azabının zerresi etmiyor. Al sana azap, al sana gazap. Senin sözün hak, senin sözün doğru. Sen Allah kelam edeceksin. Allah Cellece kızdırmayacaksın. Allah Cellece kızarsa, sana gazap ederse paramparça olursun. Helak olursun. Dünyada da rezil olursun. Ne var Allah kelam konuşmakta ya? Ne var kardeşim? Yani hakkı haykırmak çok mu zor ya? Allah Cellece bak ne güzel söylüyor. Estaizu billahi bismillah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Bak güzel sözlü diyor. İnsanları Allah'a çağıran en güzel sözlü. Sözlerin kralı, sözlerin güzeli, Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Allah Celle Celaluhu'ya insanları yönlendiren, insanları alıp yönlendiriyor kardeşim. Hadi kardeşim, hadi namaza, haydın huzura, haydin ebedi huzura, haydin cennete. Bak en güzel sözü ya. Aman ya Rabbi, çok güzel bir şey. Gerçekten bu ayet başlı başına olay ya. Bu ayet başlı başına bir mevzu. Başlı başına bir vukuat bu. Nasıl bir vukuat? En güzel sözlü insanları Allah'a çağıran. Hani diyorlar en güzel söz yazarı, en güzel şarkı yazarı. Ya geç bu işleri kardeşim ya. Geç bu işleri kardeşim ya. En güzel söz Allah Celle Celal sözü. En güzel sözlü, ağzından en güzel söz çıkan kişi Allah Celle Celal kelamını konuşup insanları Allah'a çağıran kişi. Tabii ki de insanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyen. Yani ben sana Emir bin Arif yapıyorum, ben alimim, ben allameyim, ben kutbul aktabım, benim gafsül azamım değil kardeşim. Kardeşim ben de sıradan Müslümanım ya. Ben yani abartacak bir adam değilim. Çünkü yani bizim insanlara şu şey var mesela. Bir adam mesela Emir bin Arif yapıyorsa bu devirde çünkü artık o kadar azaldı ki. Emir bin Arif bana Evliyaullah gözüyle bakılıyor. Gerçekten öyle. Ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyecek. Emir bin Arif yapan adam. Tabii ki de. Ben Emir bin Maruf yapıyorum lan. Ben evliyim. Ben işte görmüyor musun kardeşim? Burada işte insanlar Allah'a çağırıyoruz. Hareketler, numaralar. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Ne bu hareketler? Ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım. Sıradan bir Müslümanım. Ben mesela hoca olabilirim. Ben mesela alim olabilirim. Evliyaullah olabilirim. Ama bu kalkıp da benim insanlara Allah'a çağırırken böyle kibir, gurur. İşte bak ben gelmişim sana burada davet veriyorum, tebliğ yapıyorum. Sen gelmiyorsun. Ya sana ne arkadaşım ya? Sen tebliğ yapacaksın. Geri çevireceksin. Allah Celle Celle diyor. Hidayet benimle diyor. Alemlerin efendisine diyor bunu ya. Sen hidayet veremezsin diyor. Hidayeti ben verin diyor. Allah Celle Celaluhu. Sen neyin peşindesin? Hı?